Nasıl yıkamalıyız? Ben şöyle şuraya alayım. Meyve ve sebzeleri yıkama yöntemi. Şimdi bir kere her şeyden önce eğer bunu daha evvel de detaylı bir programda yaptığımız için okumuş idim ben. Hı hı. Yani konuşurken mutlaka bildiklerimizi aktarmamız lazım. Sadece sözel kulaktan duyduğumuz şeylerle halkı bilinçlendirmemeye, bilgilendirmemeye çalışmak lazım. Bir sirkeli su hikayesi var. Koca karı der ki, eğer vajinal bir akıntın varsa alt temizliğini sirkeli suyla yap der. Neden? Çünkü sirke bazı bakterilerin ölümüne neden olan bir maddedir. Bir antibiyotik özelliği vardır. Bazı mı, bütün mü? Bütün değil, bazıları. Bazı. Bütün diye bir şey yok zaten. Yani sirke mikrop öldürür diye biliyoruz. İnsanlar ne kadar çeşitliyse mikroplar da o kadar çeşitli. Ve tek düze bir antibiyotik yok. Eğer öyle bir şey olsaydı tek bir antibiyotik olurdu. Herkese bir ilaç verirdik. Bir ilaç verirdik, değil mi? Öyle değil. Evet. Herkesin yararlandığı basit bir takım mikropları öldürebilir sirke. O yüzden de sirkeli suyla yıkamak moda olmasına rağmen çok da koruyucu bir özelliği yoktur. Önemli olan nokta bol suyla yıkayabilmek. O yüzden de öncelikle bütün meyveleri eğer yıkarken portakalı yıkamayacaksınız. Yani. Kabuğu soyulan bir şeyi yıkamamak lazım. Ama demin de bir şey deriden bahsettik biz. Her canlı kendini korumaya yönelik önlemler alır. Bu da canlıdır, bu da canlıdır. Bu da kendini dış etkenlere karşı nasıl koruyor? Kabuğuyla koruyor. Ve kabuğunun altında da savunma mekanizmasını geliştirdiği bir takım maddeleri biriktiriyor. O yüzden de yenilebilecek tadı olan her türlü meyve kabuğuyla yenmeli. Ama o zaman da bunu iyi yıkamamız lazım. İşte o tarım ilaçları falan oluyor ya hocam, tabii, üzerinde yoksa. Tabii o bir takım işte kimyasallarla parlaklık yapıyorlar. Aslında bazı zincir marketlerin birisi çok da önde değil anılır. Ama ben mesela yeşil elmamı hep ondan alırım. Neden? Çünkü tarladan aldığı için yamuk yumuktur. Ama doğaldır, ilaçlı değildir. Suyun altında şöyle elinizi çevirdiğinizde cırt cırt yapmaz. Yani bir mumumsu bir özelliği yok. Maalesef yapıyorlar. Ama maalesef yapıyorlar. O yüzden meyveleri her şeyden evvel tüm gıdaları, sebzeleri de bir suyun içinde, bol suyun içinde bekletmek lazım. Şunları atayım ben için hocam. Tabii elmaları da atalım. Atalım. Ya da biber diyorsunuz değil mi? Biberi de atalım. Yani salatalık. Salatalığı da atalım. Pırasa birazcık farklı gillerden oluyor ama kabağı atabiliriz burada ve patlıcanı atabiliriz. Patlıcanı da yıkayalım. Patlıcanı yıkayıp aslında patlıcanı yıkadıktan sonra acılığı gitsin diye tuzlu suda bekletmek gerekecek. Onu daha bir böyle doğradıktan sonra bekletmek daha iyi olur. Onu öylece de yıkayabilirsiniz ama. Peki bunları koyduk, yıkayalım hocam. Suyu koyduk diyelim. Diyelim buradan bir suyumuz bakalım ne kadarcık gelirse. Suyu koyduktan sonra bir takım kimyasal maddelerin uzaklaşması için bu böcek öldürücüler, pestisitleri falan karbonatlı suyla yıkamanın daha yararlı olduğunu düşündüren bir takım çalışmalar var. Bu karbonatlı su gaz çıkardığı için üzerindeki o materyallerin ayrışmasına neden oluyor. Hidrojen peroksit vardır. Yani oksijenli su diye yaraların üzerine dökerdik, köpürürdü. Ve ondan sonra o köpüğünü alaraktan da o yarayı temizlerdik. O ne yapıyor? Oradaki mekanik olaraktan hava kabarcıkları oradaki pisliklerin yukarıya kalkmasına neden oluyor. Aynı mantık karbonatta suda da oluyor. Siz karbonatlı suda biriktirdiğinizde onun daha ayrışmasına neden oluyorsunuz. Bu karbonat galiba. Atayım mı hocam? Tabii atabilirsiniz. Yeterli. Onu diyelim ki artık bunu çalkalıyorlar ve biraz beklemesi gerekiyor. Ve onun dışında suyun ulaşsa dahi temizlenemediği bazı yerler var. Mesela benim lavabomun yakınında damlumbazın üzerinde mutlaka bir diş fırçam vardır, yumuşak. Bu elmaların ya da armutların çiçek kısmı, sap kısmının dibindeki o kirliliği onlarla mutlaka fırçayla temizlemeye çalışıyorum. O kadar önemli hocam ha. Tabii buradaki kirleri göremiyorsunuz ki, buraya parmak da giremediği için yıkayamıyorsunuz. Ve daha sonraki şeyde de suyun içindeyken mutlaka ovalamak lazım.
Şu fırça, burada tabii, fırçamız var mesela. Bu birazcık şey tabii ki sert olmuş. Bu lavabo fırçası, hı hı, oluyor. Çünkü böyle tırtık tık yaparsan bütün üstünüz su olur. Diş fırçasıyla daha bunu güzel olur. Bunu mutfağa iyi değil bunu buraya koyanın. Tamam peki, tamam. Diş fırçasıyla yapacağız. Şimdi biz bunu bulduğumuz için onu getirelim. Diş fırçasını bu çukurlar için kullanıyoruz. Oradakini böylece yaparaktan. Önce karbonatlı yani, suyun içine koyduk. Tabii. Ya birazcık da sirkeli beklettik. Su olabilir sirkeli eğer su olur. Şey değilse. Ben saf suyla yıkıyorum. Çünkü aralarında bir farklılık yok bunların. Hı hı. Buradaki temizlikten sonra akan bir suyun altında hafiften geçirip ikinciye koymanız lazım. Bir tane daha yapacağız. Tabii. Bu kirlendi su artık. Bunu böyle ve son olaraktan da aynı işlemi suda biraz bekletip tekrardan suyun altında yıkayaraktan da dışarıya çıkartacağız. Gerçekten oldukça iyi bir... Bak o sırada bile vallahi hocam biraz geldi. Gene bir şeyler gittik ki oldukça kötü koşullarda olmasına rağmen. Vay. Suyu az olmasına rağmen. Bu o kadar önemli bir şey değil mi hocam? Bence çok domatesler, önemli. Şeyler çünkü falan. Çünkü o kadarcık çok parlaklık vermek için ilaç kullanıyorlar. Tarım ilaçları olmazsa verim alınamıyor. Bizim bahçedeki elma ağacının 3 elmasından bir elma bile zor çıkıyor. Çünkü her yer kurt, yenecek bir şey yok. Kurdu da yiyemediğimize göre. Doğru söylüyorsunuz. Gerçi o da bir protein kaynağı ama peki, yemiyor. Bunu da hallettik. Hocam evet. Şimdi en çok herhalde